güzel arkadaşım. Ben Mehmet Hocam. Yine enerjimle, yine coşkumla gelmişim. Yine ayrıntısıyla sana matematiği tanımıyla, ispatıyla, kavramıyla. Ama önce sevdirerek anlatacağım da. Arkadaş artık korkmaya başladım. Tehdit boyutlarında gelmeye başladı Telefonunu arayan oldu geçen gün. Hocam onun videosu ne zaman geliyor? Ben i̇nanmayacaksın. Gerçekten diyorum. Mail atanı sorarsan, efendime söyleyeyim yolda çevireni falan geçti mi artık? Yorumlara yazanı sorarsan abi hani tamam önce istiyorduk şimdi tehdit. Hocam ne zaman geliyor? Hani gelmezse sıkarım topuklarını moduna döndük biraz. <laughs> tamam heyecanınızı anlıyorum. Önemli bir yerdeyiz. Öğrenmek istiyorsun, anlamak istiyorsun. Beraber götürmek istiyorsun. Çünkü o iletişim bambaşka. Onun farkındayız arkadaş. Onun farkındayız. Ha bu arada ek ders istiyorduk. Onunla ilgili de sorular gelecek. Ama malumunuz ben Deniz Mehmet Hoca. Bir insan evladı, bir kulunuz. Ya yani bir kul iki kol iki bacak yani efendim söyleyeyim bir tane ağız çıkan videolar sayısı belli kanalı şöyle bir göz attığında göreceksin Aa, diğer videoları da beğenirsen sevinirim bu arada hani sadece onun sınıfları beğeneyim hoca daha çok atsın diye hani benim de düşmesin hocam dokuzları da beğendik 11'lerin videolarını da beğendik diye hani oraya gelip hocam videonuzu beğendik şimdi bir de onun sınıf video alabilir miyiz yazsan hem 11. sınıflar seninle kavga etmez hem ben de böyle ah, helal lan tamam hadi bir 10. sınıf videosu daha çekerim ha bu enerjiyi bulurum derim kendime. Sen anladın benim ne demek istediğimi. Şimdi nerede kaldık? Video ders notlarında kaldık. Son baskısı bitti bitirecek kitabımız onu söylemiş olayım. Aldın aldın arkadaş benden söylemesi. Şimdi birinci ünite dokuzuncu ders artık sonunda ya. Bu öyle bir konu ki sayma olasılık. Ne kadar soru çözersen çöz, ne kadar yaparsan yap. Öğretmenlerin bile destur çekerek içine girdiği konulardan birindesin. Sıkıntılı bir konu. Ama bizim yaptığımız çalışmalar, çözeceğimiz o ek dersler, derece tayfa sorularıyla birlikte hem okul sınavı için hem de bizim tek derdimiz okul sınavı değil aslında ama aynı zamanda üniversite sınavına da hazırlanıyorsun. Onun için de bizim bir adımımız olacak. Yani biz gerçekten orada rahat edeceğiz. Ama bu konuda hep şunu hissedeceğiz. Ulan o kadar soru çözdüm. Acaba bir eksiklik mi var? Benden mi? Değil. Herkes en az senin kadar zorlanıyor da daha fazla da zorlananlar var. Hiç merak etme, yaptığımız çalışma yeterli. Ama çalışma yeterli derken soru avcısındaki soruları çözmezsen olmaz işte. Onu da çözmen lazım. Benden söylemesi sana. Şimdi açtım ilk defa kombinasyonu. Ne yapıyoruz? Görselleştiriyoruz. Artık geometriyle birleştiriyoruz. Belki daha akılda kalıcı bir e, kısmı olabilir burası senin için. Ha şimdi ben kombinasyonun ne demek olduğunu daha iyi kavradım dediğim derslerden biri. Ya da tam tersi. Ulan hepten koptu ipin ucu demeyeceğiz. Elimizde kalemler, umutlarımızla yola çıkacağız. Aynı enerji, aynı coşku. Alkışlar eşliğinde. Gönler, gönler gelsin diyorum. 9. ders. Uzun bir girizgah yaptım. Kusura bakma şimdiden zamanını aldığım için. Ama güzel bir ders olacak eminim buna. Şimdi ne anlatıyorsun hocam? Kombinasyon ve geometri anlatacağım ama biz okulda ne geometrisi görüyoruz bilenler var mı? Yıllar yıllar önce duymuşsundur belki Öglit adında bir arkadaş vardı. Bu Öglit geometrisini görüyoruz. Adam o zaman yazmış kitabı inanmayacaksınız. Hala onun cilt cilt kitaplarında geçen bilgileri biz size aktarıyoruz. Öglit geometrisi. Ve Öglit geometrisinde şöyle bir cümle var. Herhangi üçü doğrusal olmayan ne farklı nokta ile birbirinden farklı tane doğru çizilebilir. Bir dakika böyle bu cümle mi geçiyor hocam? Hayır bu cümle geçmiyor. Ölgüt geometrisinde e, şu şekilde iki tane nokta atacağım. Bu noktadan geçen yalnızca tek bir doğru çizebilirsin. Arkadaş iki noktadan en fazla bir doğru çizilebilir. Öncelikle bunda bir hemfikir miyiz? Evet hocam hemfikiriz. Peki. Eğer doğrusal olmayan 3 nokta çizersem eğer ben buradan kaç doğru çekebilirim onu sayacağız beraber. Bak, birincisini çizdim. Evet hocam. Şimdi ikincisini çiziyorum. Çizdim hocam. Hocam formülü ver geçelim diyenler lütfen devam etsinler. Bekle yapma. Bizim amacımız aynı zamanda konuyu özetlemek sana, mantığını anlatmak. İkincisini çizdim mi? Çizdim hocam. Üçüncüsünü çizdim. Ah, çizemedik. Şimdi onu da bir çizeyim. Çizebildim bir çizdim. Aslında ben ne yaptım ona dikkat ettim mi? noktaları ikişer ikişer gruplandırıp doğru çektim. Çünkü bana Öglit Geometrisi diyor ki bak kombinasyondan bambaşka bir şey düşünüyorum. Kaç tane nokta olursa olsun bunlar doğrusal olmadığı sürece herhangi üçü doğrusal olmadığı sürece seçeceğim iki taneden ne geçiyor? Bir tane doğru. Seçeceğim iki taneden ne geçiyor? Bir tane doğru. Seçeceğim iki taneden ne geçiyor? Bir tane doğru. Örneğin A noktası, B noktası, C noktası dedim. Hocam bak 3 tane nokta var. Ben bunlarda neyi seçiyorum? İkişerli seçiyorum. İkişerli gruplar seçiyorum. A, B'yi seçebilirim. B, A'yı seçsem o seçme olmaz. Sıralamaya girer olmaz. Geç. Hocam A, C'yi seçebilirim. Vallahi bravo. Devam ettim. Bir de B, C'yi seçebilirim. Oldu mu? Oldu. O zaman ne yaptık özünde biz? İkişer, ikişer seçim yaptık. Verilen 3 noktadan ikisini seçerek kaç tane... Doğru yazılabileceğini buldum. 3'ün ikilisi, 3'ün birlisine eşittir. Onun da cevabı üçtür. Geçen gün yorumlarda gördüm. Bir arkadaş sunuyu sormuş. Hocam ben anlamadım. 5'in üçlüsü, 5'in ikilisine eşittir demişim. Hatta yedinin dörtlüsü, yedinin üçlüsüne eşittir. Sadece bu işlemi yapalım demişim Arkadaşlar gidin bakın o yoruma lütfen yazın ya. Hoca anlatmadı mı bunu? Anlattım ama sen dikkatli dinlememiş olabilir misin? Üstüne basa basa bunu bilmeyen var mı buraya kadar? Varsa lütfen geri dön orayı bir izle. Yani benim derdim o. Tamam mı? Şimdi benim burada anlattığım mevzuyu anladın mı? Anladım hocam. Artık olayı formülü biz kendimiz üretiyoruz. Ezberlersen unutursun. Hocam ne tane noktayı verdim bana? Eğer 3'ü doğrusal değilse doğrusal olursa ne olur? Bak 3 tane doğrusal nokta çizdim hocam ne olur? Lan buradan geçebilecek tekten bir tane doğru var. Başka çizebilir misin? O yüzden bu cümle önemli bir cümle. Doğrusal olmayan herhangi üçü doğrusal olmayan. Verilen ne tane noktadan? ikişerli gruplandırmaları yaparsam eğer, ikişer ikişer seçersem eğer o kadar doğru çizebilirim. Aslında bu formülü kime dayanarak söylüyorum? Öglit'e. Öglit diyor ki bana, arkadaş ikişer tane noktadan bir doğru geçebilir. İki noktadan farklı iki noktadan tek bir doğru geçer. Anlaştık mı? Şimdi bunun mantığını anladın. Olayı biraz büyütelim. Başka bir tane daha. Herhangi üçü doğrusal olmayan ne farklı nokta ile birbirinden farklı kaç tane üçgen çizilebilir sorusuna beraber cevap arayalım. Üçgen çizeceğim doğrusal olmayacak bu çok kıymetli çok önemli bir şey. Üç tane noktam var. Bu üç noktayı ne yapmaya çalışıyorum ben birleştirmeye çalışıyorum. Arkadaş benim üçgen çizebilmem için ya üç kenara ihtiyacım var ya da üç tane farklı köşeye ihtiyacım var. Köşeler var mı? Var. Hocam bir tane daha nokta olsun. Abi sen bunları yine üçerli birleştirmeye çalışacaksın. Ben sana doğrusal olmayan ne tane herhangi üçü doğrusal olmayan ne tane nokta vereyim. Sen bunları üç tanesini seçersen bir üçgen oluşturuyor. Her üçlü bir üçgen. Her üçlü bir üçgen. Gitmiştir. Neyinin üçlüsü? Bana zerre ezber yaptıysak söyle bak. Ben kendimden utanırım burada ezber yaptıysam. Bir dakika tam ortalayamamışım ekranı onu bir ortalayalım önemli. Ezber varsa söyle. Yok. Güzel. Şimdi soru çözeriz beraber. Ne dersen de o sorular çözülecek arkadaş birlikte. Aynı düzlemde herhangi üçü doğru sol olmayan 8 tane farklı nokta veriliyor. Şu cümleyi araman önemli. Herhangi üçü doğru sol olmayan. Hocam yazmamışlar. Abi hatalı olabilir o soru. Tamam bunlara dikkat ediyorsun. Herhangi üçü doğru sol olmayan 8 tane farklı nokta verilmiş. Bu 8 farklı nokta ile ilgili birincisi kaç farklı doğru çizilebilir? Gel bunun cevabını beraber bulalım burada. A seçeneğini beraber çözüyoruz. Arkadaş kaç tane nokta var? 8 tane nokta var. Biz 8 noktayı ikişer ikişer gruplandırırsak eğer buradan geçecek. Biz ne demiştik? Farklı 2 noktadan tek bir doğru geçer demiştik. 8'in ikisini bulmam yeterlidir. 8 çarpı 7 bölü 2. Şunlar sadeleşti. 4, 4 kere 7, 28. 28 tane farklı doğru çizersin. Güzel. A seçeneğini hallettiğime göre geldim B seçeneğine. Ne diyor bana B seçeneği de kaç farklı üçgen çizilebilir? Üçgen çizebilmem için bana kaç farklı nokta lazım? Herhangi üçü doğrusal olmayan. 3 tane nokta seçmeliyim. Bunun mantığıyla hareket ediyorum. 8 noktam var. Hiçbiri doğrusal değil. Herhangi üçü hiçbir şekilde doğrusal değil. 8'in üçlüsü. 8 çarpı. 7 çarpı. 6 dedim aşağıda da 3 çarpı 2 kere 3 6 bunlar gitti 7 kere 8 56 56 tane de üçgen çizebildim Bitmedi hocam. Yola devam. C seçeneğine geldim. C'de benden ne istiyor? Kaç farklı dörtgen çizim. Hocam bunu öğretmedin. Arkadaş öğretmemiş olabilirim ama işte sana orada verdiğim ispat ezber değil bak ispat. Dört farklı noktadan herhangi üçü doğrusal olmayan çizdiğimde bir tane ne çıkıyor dörtgen çıkıyor. Benim ne seçmem gerekiyor? 4 tane noktayı seçmem gerekiyor. O zaman 8'in dörtlüsüne ihtiyacım yok mudur benim? O zaman 8'in dörtlüsüdür cevabım. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 herhangi 4'ünü seçmeye çalışıyorum. 4 çarpı 3 çarpı 2. 2 kere 4 8 bunlar gitti. Şuradan 2. 2 kere 5 10 10 7'yi çarptım. 70 tane ne çizebilirim? Dörtgen çizebilirim. Şimdi mantık anlaşıldı mı? Anlamadığımız bir nokta varsa söyle. Onu bir daha anlat. Daha doğrusu anlatamam. Sen bir daha izle tamam mı? Peki. Soru öyle gelir mi? Çok düşük ihtimal. Öyle sormayız biz. Sorarsak şöyle sorarız. Bak şimdi soruya. Yukarıda 5'i doğrusal. Aa, hani özellikle üstüne basa basa herhangi üçü doğrusal olmasın diye yazıyordum. Şimdi fikrimi değiştirdim. Beşi doğrusal 8 tane nokta kullanılarak kaç farklı doğru çizilebilir? Birincisiyle başlıyoruz. Kaç farklı nokta çizilebilir? Ben sana bunu farklı yollarla çözeceğim. Önce kesinlikle senin de yapmanı düşündüğüm ya bak böyle çözersen rahat edersin. Dediğim yollardan biri ama bunu şöyle anlama. Ya böyle çözünce doğru çıkıyor. Hayır. Bekle. Abi kaç tane nokta var yukarıda? 8 tane. Normalde 8 tane noktadan biz ikişer ikişer gruplandırdığımızda doğru çizebiliyor muyduk? Çizebiliyorduk. Peki bir şey soracağım. Bizim özellikle aradığımız cümle neydi ama? Bak Mehmet Hoca hatalı olur soru hatta demişti. Herhangi üçü doğrusal olmayan, doğrusal olmayan deseydi eğer 8 noktadan geçen doğru sayımız 8'in ikişili kombinasyonu kadardı. 8 çarpı 7 bölü 2'den şuradan 4 kere 7 28 tane der soruyu bitirebilirdim. Ama arkadaş benim burada 1, 2, 3, 4, 5 tane noktam doğrusal. Ya ben burada aslında 5 noktadan noktadan kaç farklı doğru çizilir deseydim kaç farklı doğru çizilir deseydim ama cümlem şöyle başlayarak herhangi üçü doğrusal olmayan beş farklı noktadan kaç doğru çizilebilir deseydim bana şunu mu yazacaktın? Beşin ikilisi kadar doğru çizilebilirdi hocam. Beş çarpı dört bölü ikiden şunlar sadeleşti on tane çizilir diyecektin. Ama bir sıkıntı var. Hocam bunlar doğrusal olduğu için normalde on tane çizmem gerekirken kaç tane doğru çizebilmişim? Bir tanesini çizebilmişim. O zaman geliyorum sonuca. Artık olayın mantığını anlamaya başladım. Hiçbir sıkıntı bir dert olmasaydı. Benim sorumun cümlesi direkt şöyle başlasaydı. Herhangi üçü doğrusal olmayan deseydi. 28 tane çizecektim. E 28'den neyi çıkartıyorum? Çizemeyeceklerimin sayısını. Hocam 10 taneyi çizemiyorsun aslında. Buradakilerden 10 tane gelmiyor. Onu fazladan saydın. Çıkar. Çıkarırken bu adamların oluşturduğu bir taneyi de yanlışlıkla çıkarıyorsun. O bir taneyi geri eklemek zorundasın ki toplam çizilebilecek doğru sayısına ulaşasın. 28 10 tanesi gitti. 18 1 ekledim. Cevap nedir? 19. Mantığı anlamadan lütfen diğer soruya geçme. Bir kez daha üstünden özet geçiyorum. Burası önemli olduğu için dileyen arkadaşlar çift tıklar geçer burayı tamam mı? Yeter ki önce öğrenelim. Benim derdim o arkadaş. Şimdi burada kaç tane nokta var? 8 tane. Şu cümle yazsaydı bak yazmasaydı yapamazdım ama yazsaydı ne yapardım? 8'in ikilisi derdim. 28 tane doğru çizmem lazımdı. Ama bir dakika buradaki 5 taneden benim çizebileceğim doğru sayısı kaç? 10 tane. Halbuki ben buradan kaç tane çizebilmişim? 1 tane. Kaç tane fazla saydın bak. Hatta buradan bu işlemi yapıp da gelebilirdin. Fazla saydın söyle bakalım bana. Normalde 10 tane sayman gerekirken sen 1 tane saydın. Demek ki 9 taneyi ne yaptın? fazla saydım diyebilirdin tamam mı? Bu saydığın 9 taneyi ne yapacaksın? Normalde 28 tane oluşmasını beklerken 9 taneyi fazla saydın. O halde kaç tane oluştu diyeceksin? 19 tane. Dilersen bu soruyu böyle de çözebilirsin. Sen mantığını anladın mı? Hayır hocam ben böyle de çözmeyeceğim. Abi sen o zaman gel şöyle çöz. Bu da ikinci yol olsun ama hiç tasvip ettiğimiz yollardan biri değil. Diyelim ki F'yi kullanarak F'yi seçtiğini varsayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane noktadan birini seçerek doğrular çizebilir misin? Misal bak H'yi seçtim, G'yi seçtim, A'yı seçtim, A, A B'yi, C'yi, D'yi, E'yi seçtim. Doğrular çizdim mi çizdim? Artı veya başka yollarla da doğrular. H'yi seçerek F'yi daha önce kullandığım için artık FH doğrusunu çizmiyorum. Geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane nokta kaldı. 6'nın birlisi kadar doğru çeker miyim? Çekersin hocam. Artık H'yi kullandığım için Hocam G'yi kullanarak 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane nokta kaldığı için 5'in birlisi kadar doğru çeker miyim çekerim. Artık G'yi kullanarak çektiğim noktada doğruları bitirdim. Sildim onu. Hocam bak bir tane de burada doğru var. O bir taneyi de ekle üstüne. 7 artı 6 artı 5 artı 1. 11, 18 bir daha ne yaptı? 19 yaptı. Tabii ki hiç mantıklı bir yol değil. Çünkü burada nokta sayısı artarsa yapacağın işlem sayısı artar. burada seni zorlaştırır. Abi o topa girmiyoruz biz. Bizim derdimiz bu soruyu öyle çözmek değil. Anlıyor musun lan beni? Ha? <laughs> seviyorum lan ben seni gel. Ya anlatmayı da çok seviyorum. Ama karşımda biri olup böyle gerçekten o yorumlarla o tepkiler veriliyor ya. O doğallık geliyor. Abi ya Allah. Una, una. Şeye vurduk yanlışlıkla tablete vurduk. Patlatıyorduk tableti. Korkuttunuz lan beni. Gel buraya. ben siz severken hani böyle sevdiceğini öpenlerden misiniz? Yani sevdiceğimden kastım. Ben kızım mı? Eşimden kastım. Yoksa azıcık ısıranlardan mısınız? <laughs> ben azıcık ısıranlardanım. Hani severken koparabilirim herhalde tamam mı? Ayı severken. Ne, neydi öyle bir laf vardı. Severken evladın şeyi boğarmış. Ayı severken yavrusunu öldür. Öyle bir laf vardı. Şimdi hatırlayamadım ama bu kadar kötü söylenmiyor. Ben kötü söyledim. Tamam mı? Sen yazarsın aklına gelirse. Kaç farklı üçgen çizilebilir? Benim dişlerim kamaşıyor. Üçgen çizip Dur bırak. Her şeyi bırak. Gel buraya yazma onları. Gel şimdi. Üçgen çizeceğim. Bana kaç tane nokta lazım abi? Üç tane nokta lazım doğrusal olmayanlar. Yukarıda doğrusal olanların farkındayım. O zaman ne yapacağım? Dokuz, pardon sekiz tane noktamız vardı. Sekizin üçlüsünden yazılabilecekleri önce bir yazalım. Eğer bunların herhangi bir tane, üç tanesi doğrusal olmasaydı benim kaç tane üçgen yapabileceğimi bulalım. Yedi kere sekiz, elli altı taneydi. Ama hocam bir daha söylüyorum. Buradan çizeceklerinden üçgen gelmez. Niye? Onların herhangi birkaç tanesi doğrusal. Yani 5'in üçlüsünden çizecekler. O da 5 nokta mı vardı? 1, 2, 3, 4, 5. 5'in üçlüsünden çizeceğin üçgenlerden gelmez. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir. O da kaça eşittir? 10'a. O halde toplamda 56 tane üçgen çizebilecekken yani ben bunların 10 tanesini fazla saydım geriye 46 kaldı. Şimdi ezber yapan bazı arkadaşlar diyecek ki ya hocam sen burada biri eklemiştin. La oğlum la evladım. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Bunlar doğrusal. Doğru çizebiliyorlar. O doğruyu ekledim. Kabul. Ama ben üçgen yapmaya çalışıyorum. Bunlar birleşince üçgen oluşturuyor mu ya? Bunlar böyle dururken üçgen çizebilir mi? Çizemem. O zaman 10 taneyi de fazla saydın arkadaş. Demek istediğimi anladın mı? O yüzden artı 1 diye bir şey eklemedim. Oldu mu? Güzel. Aferin. Şimdi olmaya başladı. Şimdi bunu biraz per perçinleyelim. Ama biraz daha seri çözeceğim. Buraya kadar çok ağır. Ulan bu kadar konuşursam bitmez ders. Gel. Yukarıda verilen T1, T2 doğruları birbirine paraleldir. He. Bu doğrular üzerinde 7 tane nokta işaretlenmiştir. Kaç tane farklı doğru çizilebilir diye bana batlatmış sorunun birincisini. Hemen geldim. A seçeneğiyle başladım. Kaç farklı doğru çizilebilir? Şimdi hocam kaç tane noktan vardı senin yukarıda? 7 tane noktan. Eğer hiçbir sıkıntı olmasaydı doğru çizmek isteseydim 7'nin ikilisi kadar çizer miydim? Çizerdim. 7 çarpı 6 bölü 2'den 3 kere 7 nedir? 21 tane normal şartlarda doğru çizmemiz lazım. Fakat fazlalıkları bir görelim mi beraber? Şimdi beraber başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 bunlar doğrusal noktalar. 4'ün ikilisi kadar aslında fazla saydım. 4 çarpı 3 bölü 2'den 2 kere 3'ten 6 taneyi fazla saydım fakat bu D1 doğrusunu unuttum. Bak 6 tane nokta doğru çizilebilir. 6 doğrunun altısını da çıkaramam. Onlardan bir tanesini saymam lazım. Ben kaç tane fazla saymış oldum? 5 tane fazla saymış oldum yukarıdaki doğru için. Şimdi burada 1, 2, 3 de Allah kaydı. 3 tane de e, bizim burada noktamız var mı? doğrusal duran var. 3'ün ikilisi kadar fazla mı saymış olacağım? 3'ün ikilisi, 3'ün birlisine eşittir. O da 3'tür. Fakat D2 doğrusunu da yanlışlıkla çıkartmak istemiyorum. Aslında toplamda kaç tane fazla saydım? 2 tane fazla saydım. Peki artık sonuca geçelim. Hocam normalde 21 tane saymamız gerekirken D1 doğrusundan 5 tane fazladık saydık. D2 doğrusundan da 2 tane fazladık saydık. 21 eksi 7 oldu. Cevabım kaç oldu? 14 tane oldu. Ha bu sorunun cevabını yazarken şöyle de yapabilirdin. 21 yani direkt şöyle yazayım bak. 7'nin ikilisi eksi 4'ün ikilisi artı 1 diyebilirdin. Burası D1 doğrusundan kaynaklanan fazla saymalar. Eksi 3'ün ikilisi artı 1 yazdığında da burası D2 doğrusundan kaynaklanan fazla saymalar. Hani çok hızlı bir şekilde bana bunu işlemle göster desen yapacağım işlem sana direkt buydu. Aslında onu yazdım ben buraya. Farklı bir durumda yazmadım açıkçası. Korkutmayayım gözünde tamam mı? Kaç farklı üçgen çizilebilir? Yine aynı mantıkla yola çıkıyorum. Sadece o fazlalıkların burada oluşmadığını galiba göreceksin normal şartlarda ama yine dikkat. Toplam kaç tane nokta var abi? 7 tane nokta var. Bunları üçerli gruplandıracağım ki ben ne yapacağım? Üçgenler çizeceğim. 7'nin üçlüsü lazım. 7 çarpı 6 çarpı 5 dedim. 3 çarpı 2 çarpı dedim. 2 kere 3, 6, 5 kere 7'den ne geldi? 35. 35 tane farklı üçgen çizebilirim. Fakat D1'den kabul ettiğim üçgenleri çizemem aslında. Orada kaç tane nokta var? Dört tane nokta var değil mi? Dördün üçlüsünü fazladan saydık hocam. Dördün üçlüsü dördün birlisine eşit. Dört taneyi fazla saydın hocam demen lazım. Aynı şekilde üçün üçlüsünden gelenleri ki üçün üçlüsü nedir? Bir tanedir. Bu ne yazdın demen lazım bana? Fazla saydın hocam demen lazım. Hocam toplamda 35 tane var. Biz dört tane buradan, bir tane buradan 5 tane fazla saydık. Bu 5 taneyi çıkarırsak aslında kaç tane üçgen çizilebilir? 30 tane üçgen çizilebilir. Mantığı anlıyor musun? Hadi inşallah. Hadi inşallah bir problem olmuyordur inşallah. Şimdi devam. Gel farklı çözüm yolları da var ama daha uzun olduğu için onlara girmiyorum. Tabanı D1 doğrusu üzerinde bulunan kaç farklı üçgen çizilebilir? Aha şimdi beni kitlede. Tabanı D1 doğrusunda olacak. D1 doğrusu nerede abi? Yukarıda. Benim derdim o üçgeni tabanını burada oluşturmak. Tabandan kastım tepe noktası demiyor değil mi? Tabanı D1. Tabanı D1 doğrusu üzerindeyse tabandan kastı 2 nokta. Şimdi bir üçgen çizince üçgenin tabanı neresidir? Şurasıdır. Şurası üçgenin tepe noktasıdır. Şurası tabanıdır. Tabanda kaç tane... Yanlışlıkla kaydı durdurdum. Tekrar devam ediyorum. Tabanda kaç tane nokta olur hocam? 2 tane nokta olur. O zaman diyorum ki D1'in üstünde 4 nokta var. İkisini oradan seçeceğim hocam. Harikasın. İşim bitmedi. Bak daha üçgen oluşmadı. Bitmedi. D2 doğrusunda da 3 nokta var. Bana bunlardan bir tanesi lazım. 3'ün birlisini de buradan seçersem tabanı D1 üzerinde olan üçgen oluşturmuş olurum hocam. Harikayız. 4'ün ikilisinin kaç olduğunu biliyoruz? 6 olduğunu. 3'ün birlisinin 3 olduğunu biliyoruz. 3 kere 6'dan cevabı ne gelir? Tas tamam 18 gelir. Bir kez şöyle bir dönelim bakalım. Arkadaş ilk sayfayı bitirdik. Umarım anlaşılıyordur. Umarım her şey böyle... Taşlar, raylar yerine oturuyordur. Anlamadan lütfen sorulara geçme anlatabileceğim dilde bir kaç defa söyledim ama hala anlamadım diyen tayfa bak aynı videoyu Sercan Hoca çekti geçen sene bu soruların çözümünü. Onu da ne yapabilirsin izleyebilirsin tamam mı? Ama bir de benden dinle dedim kısımda benden dinleyip anladıysan sıkıntı yok zaten. Hadi devam bakalım. Haydi bakalım. Geldim dördüncü soruya. Bak o kadar soru çözdük ama dörtteyiz. Şimdi daha çetrefelli sorularla biraz uğraşacağız. Hiçbir ekstra bilgi vermeden kendimiz üretmeye çalışacağız artık. Yukarıdaki şekilde ABC üçgenin kenarları üzerinde 12 tane nokta verilmiştir. Köşeleri bu noktalar olan kaç tane farklı üçgen çizilebilir? Köşeleri bu noktalar olan üçgenler çizmek istiyorum. Onu geç abi. Bana burada kaç tane nokta var onu söyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hocam normalde 12 tane 3 pardon 12 tane nokta var. Üçgen çizebilmem için 12'nin üçlüsü lazım bana. Yani 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 çarpı 2. Doğru mudur? 2 kere 3 6 6'ya böldüm. 2 2 ile çarptım 22 10 ile çarptım. 220 tane üçgen çizilir. Fakat bizim fazla saydıklarımız var. 1 2, 3, 4. Buradaki dörtlülerin üçlülerinden üçgen oluşur mu oluşmaz mı? Oluşmaz. Neden oluşmaz? Hocam bak herhangi üçü doğrusalsa üçgen oluşturamazsın. Doğru oluşturabilirsin en fazla. Dördün üçlüsü dördün birlisidir. Dört taneyi ne yaptım? Fazladan saydım. Üstüne bir eklemeye gerek yok. Çünkü bu bir üçgen. Peki geldim şuradaki doğruya. Buradaki doğruda kaç tane noktamız var? Üç tane noktamız var. Oradan seçeceğim üçlülerin üçlüsünden ne oluşturamam üçgen oluşturamam ki bir tanedir o da bir tane fazlalığımız da oradan var mı var hocam bitmedi bir tane daha kenarımız var dikkat et şuradaki kenardan da seçeceğim üçgenler oluşmayacak 1 2 3 4 5 yani oradaki 5'in üçlüleri ki 5'in ikilisi ne eşittir seçeceğin doğru noktalardan üçgen oluşturamazsın ki oradan da ne oldu 10 tane fazlalık oldu. Şimdi bu fazlalıkları toplayalım bakalım. 10 tane, 4 tane, 1 tane. Kaç tane fazlalığım var hocam? 15 tane fazlalığım var. Cevap neye eşit hocam? 220'den 15'i çıkarırsam fazlalıkları dışarı çıkıyorum. Ne kaldı? 205 tane ne oluşabilir dedim. Üçgen oluşabilir dedim. Noktayı vurdum. Anladıysak bu soru yukarıdaki sorularda olmuştur artık. Haydi devam. Şimdi bak arada bir tane notum var. Gerçi bilgi vermeyeceğim dedim ama yine bir bilgiyle de vermeden de duramıyoruz. Fakat mantığını öğretiyorum aslında. Bir ezber yapmayacağız burada yine her zaman olduğu gibi. Arkadaş iki tane doğru varsa elinde kaç noktada kesişir? Bir noktada kesişir. Şimdi benim derdim şu doğruların kesişme noktaları. İki doğrunun kesiştiği nokta sayısı kaç? En fazla kesiştiği nokta sayısı kaç? Bir hocam. Bir tane noktada kesişebilir. Doğru mudur? Doğru. Peki eline üç tane doğru gelirse bunlar kaç noktada kesişebiliyormuş bak en fazla? Üç noktada kesişebiliyor. Aslında ne yapıyorsun? Elimde üç tane farklı doğru var ya. Bak D1 doğrusu, D2 doğrusu, bir de D3 doğrusu. Verilen bu üç doğruyla önce D1 ile D2'yi kesişlerim. Sonra D1 ile D3'ün kesim noktasına bakarım. Bak D1 ile D3'ün kesim noktası. Sonra da, da D2 ile D3'ün kesim noktasını bulurum. Doğru mudur? Doğrudur. Aslında özünde yaptığım şey ne? Doğruları ikişer ikişer gruplandırıyorum. O kadar ne olduğunu buluyorum. Kesim noktası olduğunu buluyorum. O zaman işin mantığını anladık galiba. Bak şimdi. Çakışık ve paralel olmayan. Önemli bir cümleyle önce bir açılışı yapalım. Çakışık ya da paralel olmayacak. Çakışık demek üst üste binmiş doğrular demek. Paralel doğrular da asla kesişemezler. Sebebi bu. İki doğru bir noktada kesişir. Önce verilmesi gereken Öglit geometrisindeki bilgiyi veriyorum. Öglit geometrisidir bu. Çakışık ve paralel olmayan 3 doğru 3 noktada kesişir. Evet yukarıda az önce o noktaların yerlerini dahi bulduk. Ve mantığının ne olduğunu anladık. Onları ikişer ikişer gruplandırmak olduğunu anladık. O zaman çakışık ve paralel olmayan ne tane farklı doğru varsa elinde. Senin şunu yapman lazım. N'nin ikilisi kadar farklı noktada ne olur bunlar? Kesişirler hocam. Galiba şimdi taşlar oturdu. Biz galiba mantığı anladıysak bence bu soruyu çözebiliriz diye düşünüyorum. Aynı düzlemde. 10 doğrudan 5'i birbirine paralel. Bak 1, 2, 3, 4, 5 tane doğru asla birbirini kesemeyecek diyor. Ama 10 tane doğru vardı. Diğer 5 tane doğru da buralarda bir yerlerde bak. 1, 2, 3, 4, 5 tane doğru burada. Onlar birbirine paralel değil, çakışık değiller. 10 doğru kaç farklı noktada kesişir bu 10 doğru bunu arıyoruz. Arkadaşım önce sanki hiçbir sıkıntı yokmuş gibi 10 doğruyu nasıl kesiştirebilirim? İkişer ikişer kesiştirebilir. Onun ikilisi kadar kesişir hocam bunlar. Hemen onun ikilisini hesaplıyorum tabii ki. Şuradan 5 kere 9'dan cevap ne geldi hocam? 45 geldi doğru mu? 45 tane kesişim noktası olması lazım ama bir sıkıntı var. Hocam benim buradaki 5 tane doğrum asla birbirini kesemezler. Oradaki 5 doğrudan oluşturacağım ikillerden saydığım kesişim noktalarını ben fazladan saymışım demen lazım. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den ne geldi? 10 taneyi ne yaptın? Fazladan saydın aslında. Önce dert tasa yokmuş gibi hesap yapıyorum her seferinde. Sonra fazlalıkları hesaplıyorum. Fazlalıkları çıkarınca geriye ne kalıyor? 35 tane kalıyor. Doğru cevap 35. Anlamadan geçme. Gel. Peki aynı düzlemde bulunan 5 farklı üçgenin herhangi ikisinin hangi, herhangi iki kenarı çakışık değildir. Bu 5 üçgen önce sana öglit geometrisinde sıkıntı yaratabilecek bütün durumları eledim diyor. Bu 5 üçgen en fazla kaç noktada kesişir? Burayı tamamen bilgiyi vermeden kasten yaptım. Acaba biz bunu kendimiz görebilir miyiz diye. Şimdi bana iki tane üçgen lazım. Bu iki üçgen en fazla kaç noktada kesişir? Her sene bu soruyu çiziyorum, çözüyorum. Ve her sene hocam bize bir şey mi göstermeye çalışıyorsun? Vallahi değil. Vallahi derdim başka bir şey diyeyim. yine yorumlara gelecek yazacak o arkadaş biliyor. Ama iki üçgenin bu şekilde çapraz koyulması durumunda en fazla kesişim noktasını bulabiliyorsun. Daha fazla kesiştiği nokta yok. İki üçgen bak iki üçgen kaç noktada kesişir en fazla? Bir, iki, üç, dört, beş, 6 noktada kesişir. 6 noktada kesişir ama en fazla 6 noktada kesişir. Peki ne demek istiyorsun hocam? Eğer senin elinde 5 farklı üçgen varsa sen önce bunları ikişer ikişer bana gruplandır. Kaç tane ikili grup varsa her birinde o kadar 6 tane kesişim noktası vardır. Şimdi bak ikişer ikişer gruplandırıyorum ben sana. 5'in ikilisi aslında kaçtı direkt 10'du. 10 On tane ikişerli grup var. Mesela D1 D2 D1 D3 D1 D4 doğrusu D1 D5 üçgen diyelim ya da bunları dur üçgen olabilmesi için A1 diyeyim ben bunlara hani mantığı daha rahat görmen için böyle ikişer ikişer gruplandırıyorum ne demek istediğimi anla diye tamam mı A1 A4 A1 A5 oldu ulan hepsini de yazmayayım diyorum ama kendimi şu an frenleyemedim arkadaş sen neyse gerisini anlayacaksın A5 A2 A5'e kadar yazayım sen gerisini anla tamam mı? Burada toplamda kaç tane var arkadaş? 10 tane var. Burayı anladın mı? Ev A1 ile A2 üçgeni kaç farklı noktada kesişti? 6. A1 ile A3 üçgeni kaç farklı noktada kesişti? 6. Kaç farklı noktada kesişti? 6. Kaç farklı noktada kesişti? 6. En sona geldiğimde hocam 10 tane farklı var burada eleman var. Her birinden 6 tane gelirse cevap kaç tane olur? 60 tane. Demek ki biz bu tarz sorularda aslında direkt cevaba ulaşmak isteseydik 5'in ikilisi kadar ikişerli olarak üçgenleri seçebilirdim. Ama en fazla altışar noktada kesiştikleri için cevap nedir? 60 tanedir. Şimdi olayın mantığını anladım mı? Güzel. Peki burada yok ama sorum şöyle olsaydı ki bunu zaten ek derslerde yaparız. Ee, yine aynı cümleyi kuruyorum. 5 tane farklı dörtgen kaç farklı noktada kesişir? Olsaydı sorun ne olurdu? Dörtgen. 2 dörtgen en fazla kaç noktada kesişir? Önce bunu bul. Sonra cevabı hesapla. Bunun cevabını yazabilirsen yorumlara helal olsun. Soruyu bir daha söylüyorum. Hocam soru neydi? 5 yani şuradaki gibi aynı düzlemde bulunmayan 5 farklı dörtgen herhangi ikisinin herhangi iki kenarı çakışık değildir. Buna göre bu 5 dörtgen en çok kaç farklı noktada kesişir? Bunu çözebilen bu soruyu çözmüştür. Bu mantığı çözmüştür. Soru 7 zor diyeceğim sorulardan biri günün efsane sorularından biri. Yukarıda verilen şekilde kaç tane üçgen vardır? Hocam Nokta verseydin üçgeni oluşturmak kolaydı. Peki nokta yok burada. Tek tek noktaları kendimiz bulup bu noktalardan kaç tane üçgen bulunabilir diye yapabilir miyiz? Yaparsın yalan yok. Ama doğrusal olanları ne yapmak zorundasın? Çıkarmak zorundasın. İşte biz o sebeple böyle çözmüyoruz bu soruları. Kaç tane üçgen var dediğimde dikkat et. Yüzler, yani yüzlerce demedim de bak bir. Bak böyle bir üçgen var. Abi burada bir üçgen var. iki. Yetmez. Şöyle bir üçgen var. 3. Üç yetmez. Burada bir üçgen var. 4. Gördün mü? Hocam bak şöyle de üçgenler var. Şurada da üçgen var. Efendime söyleyeyim böyle de üçgen var. Yetmez. Ya bunu biz nasıl sayacağız? Mantık işi değil, değil mi? O yüzden bu tarz soruda kendimize bir tane tepe noktası belirleyeceğiz. Bak belirledim. Belirlediğim tepe noktasına bir isim verdim. A tepe noktasına bir üçgende aynı tepe noktasını kabul eden, tepe noktası kabul eden üçgenleri çizebilmem için iki tane yan kenara. Bir tane de neye ihtiyacım var? Tabana ihtiyacım var. İki, yan kenara ihtiyacım var. Bunda en fikir miyiz? Güzel. Ben iki tane yan kenar oluşturacağım ama dikkat et. Şimdi başka nerede tepe noktası oluşturulabilir diye baktığımda yine noktaların çıkış yerine bakıyorsun genelde. Bak noktalar buradan fırlamış. Demek ki burayı da tepe noktası kabul eden üçgenleri çizmem gerekecek birazdan. Onları da sayacağım. O da kenarda beklesin dedim. Şunu bir satır yukarıya alayım. Bunu da alacağım. Ama bu iki üçgen arasında çizeceğim şu kenarı ortak kenar kabul eden bütün üçgenler ne olmuş olacak? Aynı üçgenler olacak. Mesela A'yı tepe kabul eden bir üçgen bu mudur? Evet. Ama B'yi tepe kabul eden bir üçgen de budur. Aynı üçgenlerde kafam karışmaması için diyorum ki ey güzel arkadaş burası kritik bu sorular gerçekten sağlam sorulardır. Bu kenarı görmezden gelelim. Yokmuş gibi düşün tamam mı? Şimdi yokmuş gibi düşündüğümde hatta bak onu nasıl yokmuş gibi göstereceğim biliyor musun? Harbiden sileceğim üstünü izle beni bak nasıl siliyorum. Bak o kenar artık benim için yok tamam mı? Yokken burada kaç tane üçgen var? Bunu bulmaya çalışacağım sana. Süper harika bir taktik yaptık vallahi. Kaç tane üçgen var? Hocam bak A'yı tepe kabul eden 1, 2, 3, 4 tane yan kenar var. Yan kenarlardan kıçı bana lazım. ikisi bana lazım. Dördün ikilisi. Çarpa. E bir tane de taban lazım. Bak o üçgenlere taban olabilecek. Bak buradan gelenlere bir, bir, iki, üç tane taban çizilebilir. Başka çizilemez. O üç tabandan da kaçı lazım bana? Biri lazım. Anlaştık mı? Dördün ikilisi neydi? Altıydı. Üçün birlisi neydi? Üçtü. Üç kere bir dakika. Dördün ikilisi neydi ya? Dört çarpı üç bölü ikiden iki kere üç altı tamam. Üç taneden biri lazım. Üç kere bir, üç kere altıdan de ne geldi? On sekiz tamam doğru. 18 tane A'yı tepe kabul eden üçgen çizebilirim. Şimdi benim burayla işim bitti. Şunları bir silelim abi. Şunları bir silelim. Sildim. Şimdi B'yi tepe kabul edenlerden düşünelim. B'yi tepe kabul edenler arasında neye dikkat ediyorum? B'nin yan kenarlarını buluyorum. Kaç tane yan kenarı var? 3 tane yan kenarı var. Kaçını seçeceğim? İkisini. Çünkü bir üçgende iki tane tepe noktasından çıkan doğru vardır. E, bir de ne lazım bana? Taban. 1, 2, 3 4 bu 4 farklı tabandan da birini seçersem üçgen oluşturabilirim. 3'ün ikilisi 3'tür, 4'ün birlisi 4'tür. 3 kare 4'ten 12 tane üçgen de buradan geldi mi geldi. Biz neyi saymadık? Şunu saymadık artık. Şurayı siliyorum artık burayı. Şurayı taban kabul eden hiçbir üçgeni saymadık. Burayı taban kabul edersem AB eğer tabansa bir tane tabanı seçtim. Benim bu tabana ne seçmem lazım? İki tane yan kenar seçmem lazım. Bak biri buradan biri buradan mesela. İki tane geldi gördün mü? Bir, iki, üç, dört tane. Buradan birini seçeceğim hocam. Yan kenarlardan biri. Bir, iki, üç tane. Buradan da birini seçeceğim hocam. Yan kenarlardan biri. Seçeceğim bu yan kenarlarla birlikte. Artık üçgeni seçeceğim. AB kenarı bir kenar daha bir kenar daha üçgen oldu bak. Dördün birlisi, üçün birlisi. Üç kere dört on iki bana bunların nesi lazım artık? Toplamı lazım. Çünkü o kadar üçgen oluşturabildim. Şuradan ne geldi elime? 30. Şunu eklediğimde 10. 12'nin ikilisi evimde var bir. 42 tane ne çizilebilirmiş dedim. Hay maşallah üçgen çizilebilirmiş dedim. Bu konuyla alakalı gelebilecek belki de en sert soru tipi bu. Ek derste bununla ilgili soru benden kesin isteyeceksiniz. Yazacağım. Hiç merak etme. Bundan da soru gelecek. Tamam mı? Şimdi tek bir derdimiz kaldı 8'in soru. Aslında 8'in sorunun mantığı çok kolay. Ama neredeyse burada kombinasyonu çok az kullanacağız neredeyse. İzle. Hocam bak burada birim karelere ayrılmış. 9 tane birim kare ayrılmış. Şekilmemizde şekilde bir şeyler görüyorsun. Soruda senden öncelikle şunu istiyorum. Kaç farklı dikdörtgen vardır? Ben sana önce şunu sorayım. Dikdörtgen çizebilmek için sana iki tane birbirine paralel doğru mu lazım? Evet. Sana bu paralel doğrulara İki tane dik başka bir doğru mu lazım? Evet. Bak bunlar birbirine ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Bunlar da birbirine paralel olmak zorunda. Yukarıdaki özellikler bunu zaten sağlıyor. Ama benim derdim ne? Yatayda iki tane doğru. Dikeyde iki tane doğruyu seçerek dikdörtgen oluşturabiliyorsun. Seçerek mi dedi biri? O zaman gel. Şimdi diyorsun ki hocam yatayda iki tane dikeyde iki tane. Dikeyde bir iki üç 4 bu 4 taneden herhangi ikisini seçmeliyim hocam. çarpı bunlara dik olan 1 2 3 4 taneden de herhangi ikisini seçerek ne oluşturabilirim hocam? Dikdörtgenler oluşturabilirim. 4'ün ikilisi neydi zaten az önce yapmıştık? 6 çarpı 6'dan doğru cevap ne gelir? 36 tane dikdörtgen oluşturabilirim. Mesela bak diyelim ki bunu seçtim. Bir de bunu seçtim. Sarılardan da bunu seçtim. Bunu seçtim. Bak burada bir tane dikdörtgen oluşturdum. Mantığı anladın galiba. Güzel. Şimdi sildim. Silemiyorum yalnız. Heh, şimdi sildim. Hocam, bir sonraki soruda benden şunu istiyor. Kaç farklı kare oluşturulabilir diyor. Kaç tane farklı kare oluşturulabilir? Gel onu bulalım beraber. Geldim B seçeneğine. Karenin en önemli özelliği ne? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. O zaman seçerken kenar uzunluklarını birbirine eşit seçeceğim. Bunu da sayarak yapacağız aslında. Hiç böyle ayran şişelerini saydın mı koloninin içinde duran? 1, 2, 3 tane böyle var mı? Dikeyde de 1, 2, 3 tane böyle vardı mı? Bak 1, 2, 3. Yine 1, 2, 3. Toplam burada kaç tane olduğunu bulmak için ne yaparsın? 3 çarpı 3 dersin. Hocam orada 9 tane var. Dikkat et. Her bir kareyi tek tek saymış oldum. Kabul muyuz? Şimdi bu kareyi bir tane büyütsem bak böyle değil de şöyle alsam bir yatayda kaç tane sayıyorsun say. İki tane saydım hocam göremedim bak göstereyim. Bir tane mavi var bir tane de ne var kırmızı var görebildin mi? Peki dikeyde kaç tane var? Bir bir tane de alta doğru sayamaz mısın? İki hem dikeyde hem yatayda kaçer tane var? İkişer tane var. Sayarsan toplamda kaç tane olur? Dört tane. Çünkü yaz saysana. Aşağı satırda bir, iki. İki tane buradan geldi. Bir, iki. İki tane de buradan geldi. Toplam dört tane oldu işte hocam. Demez misin bana dersin. Aslında buradaki mantıkla şöyle ilerler. Dikkat et. Bir azaldı. Bir azaldı. Aynı mantıkla kare sayısı olduğu için... ...bir azalacak, bir azalacak. Aslında en son bulduğum kare en büyük şeklin kendisi olacak. 1 bir çarpı 1'den 1 geldi. Bizim bulduğumuz toplam kare sayısı kaç tane oldu? 15 tane oldu doğru cevabım 15'tir. Belki çok uzun bir ders oldu ama mantığını anladığımız bir ders oldu. Bu arada ekstra bir şey daha yapacağım. Bak şimdi bu soruda şöyle bir şey yapsaydım eğer. Son tarafı bir tane daha uzatsaydım. izle beni. Son tarafı bir tane daha uzatsaydım. Burada kaç tane dikdörtgen var deseydim soruyu nasıl cevaplayacaktık? Yine aynısı. 1, 2, 3, 4. 4 tane dikey de var hocam. 1, 2, 3. Hayır Dikdörtgeni böyle mi hesaplıyorduk? O karesi içinde. Ne yapıyordum? 1, 2, 3, 4. 5 tane dikey de var. 5 taneden ikisini seçeceğim hocam. 1, 2, 3, 4 tane de Yatayda var. 4 taneden de ikisini seçeceğim hocam diyecektim bana. Beşin ikilisi, on diyecektin bana. 5'in ikilisi 10 diyecektin. 4'ün ikilisi 6 diyecektin. 60 tane diyeceksin. Bravo. Peki burada kaç tane kare var dediğimde Şartlar değişti artık. Kare sayısını sayarken, kare sayısını sayarken ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4 tane yatayda var hocam çarpı 1, 2, 3, 3 tane dikeyde var hocam 12 tane. Birer tane azalt dedin hocam sen. Mantığını da az önce gösterdin uzun uzun göstermiyorum. Birer tane azalttım 2 kere 3'ten 6 tane. Birer tane azalttım 2 çarpı 1'den kaç tane 2 tane. Birer tane azalttım 1 çarpı 0. Aa, artık gelmiyor hocam demek ki buraya kadarmış şuradan 8, şuradan 12, 20 tane de ne çizilebilirdi? Kare çizilebilirdi diyeceksin. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli bir soruydu bence son sorumuz. Ama yemin ediyorum şu parmak var ya yamuldu şu an. Şu parmak beni çekmese kamera görebilirsin diye düşünüyorum. Bak birazcık sabitleyince görüyor gördüm ki parmağım yamuldu. Ama inşallah hakkını vere vere çözdüğümüz. Şurada şekil üstünde görme... Aa donarak gidiyor. Lan donma! Donma! Şşt, donma! Açıldı biraz ama açıldı. Düzeldi şimdi. Gerçekten efsane, 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 efsane bir ders oldu diye düşünüyorum. İnşallah senin için de öyle olmuştur. Ama diyorsun ki ek ders lazım hocam bize. O ek dersi gönderim Ayıpsın. Fakat şimdi şunu e, günü gününe ilerlediğimiz takvimimizi bir işaretleyelim. Dokuzuncu ders biter güzel arkadaşım. Artık 10. derse geçeceğiz. 10. derste tekrardan görüşeceğiz. O zamana kadar iyi bakıyorsun kendine. Muhakkak ama muhakkak ne yapıyorsun? Soru avcısı sorularını çözüyorsun. Buradaki sorular çok kıymetli. Tamamen derste öğrendiklerimizi sana tekrar ettirecek. Konuyu sana pekiştirecek. Unutmanı zorlaştıracak. Çözmeyince havada kalır konu. Lütfen buradaki soruları çözelim. Hadi bakalım kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşçakal.